Sayın Kılıçkoç Yiğit, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de aynı haber nedeniyle söz aldım. Şimdi genel olarak şöyle bir handikap yaşıyoruz. Bu ülkenin resmi ajansı Anadolu Ajansı A Haber. Anadolu Ajansı diyorum. Resmi derken de yani medyaya, AKP'ye en yakın olduğu için artık resmi diyoruz. O kadar alıştık yani. Ve büyük kanallar Esenyurt Belediyesi'ne kaymatanlı haberi geçiyor. Valilik yalanlıyor, bakanlığa ulaşılmıyor, bakanlık doğru değil diyor. Bir ortada bir keşmekeş olduğu açık ve net. Ama bütün sitelerde kaymatandığı bilgisi geçiyor. Eğer bu doğruysa, gerçek anlamda Esenyurt'a kaymatandıysa bu demokrasiye bir darbedir. Bu halkın iradesine bir darbedir. AKP her seferinde dönüp demokrasiden uzaklaşmayı, hukuku katletmeyi kendisi için bir yol, bir kılavuz, bir yöntem olarak tercih ediyor. Bunu kabul etmiyoruz. Halkın seçilmiş iradesini kumpaslarla görevden uzaklaştırmayı... Sayın Kılıçkoç Yiğit, lütfen tamamlayın. Tamamlayacağım Sayın Başkan. Bu sıradan bir mesele değil. Onun için gerçekten de sabrınıza sığınıyorum. Şimdi bakın, iki gün önce Necmi Kadıoğlu, bir önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı, tweet atmış. Ne diyor? Belediye başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarında sizlere seslenerek Esenyurt'a döneceğiz. Takibe devam ediniz. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Çok açık ve net, ortada bir kumpas var. Halkın iradesine kurulmuş bir kumpas var. Burada devlet, hukuk, her şey yan yana gelmiş, halkın iradesini yok sayıyor. Esenyurt gibi bu ülkenin en büyük ilçesine kayyum atama cüretini nereden alıyor bir iktidar? Hangi hukuk size cevaz veriyor ya? Bu halk halk değil mi? Esenyurt halkının iradesini nasıl yok sayarsınız siz? Biz buradan sormak istiyoruz. Neymiş? Kent uzlaşısı yapmışız. Yaparız arkadaş. Siz Cumhur İttifakı kurarken sorun olmuyor da biz... Sayın Kılıçkoç Yiğit, son kez lütfen. Biz kent uzlaşısı yaptığımızda mı sorun oluyor? Sizden mi izin alacağız? Sizden mi cevaz alacağız? Sizin sınırlarınızda mı biz siyaset yapacağız? Sizin sınırlarınıza göre mi ittifak kuracağız? Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Bu halka kumpas kurup halkın iradesini yok saymayı, halkın iradesine darbe indirmeyi nasıl yaparsınız ya? Neymiş? Ben size söyleyeyim. Niye kayyum atıyorsunuz biliyor musunuz? Eşitlikçi, özgürlükçü, her halkı, her inancı kapsadığı için, Kürt olduğu için ya, Kürt olduğu için, bizimle ittifakla seçilmiş bir belediye olduğu için. Ama yeter artık, yeter. Mızrak çuvala sığmıyor, edibesi. Kabul etmiyoruz. Sonuna kadar bu hukuksuzluğa direneceğiz. Türkiye halklarını da direnişe davet ediyoruz. Mücadeleye Esenyurt Belediyesi'ne sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hukuka davet ediyoruz iktidarı da. Değerli milletvekilleri, Sayın Bülbül, açalım bakalım. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Yani biraz önce gelen haberlerin doğru olup olmadığı konusunda tam teyit edemedik. Ancak şu var. Yani biz 9. yargı paketindeyiz şu anda. 8 paket geçti, 9.'ya geldik. Türkiye'nin geldiği duruma bakın. 2019'da çıkarılan yargı reformu strateji belgesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan, daha sonra insan hakları eylem planında artık vatandaşların evinden sabaha karşı alınması ve gözaltı noktasında hak ve özgürlüklerin sınırlanması, anayasal hak ve özgürlükleri konusunda 13. maddeden devam eden maddelerde kişi hak ve özgürlükleri konusunda gerekli insan hak ve özgürlükleri konusunda dikkat sağlanacağı belirtilmişti. 9. yargı paketine geldik. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı sabahleyin erken saatte gelip evinden alınıyor ve belediye kapıları kırılıyor. Yok böyle bir şey. Bu açıkça... Sayın Bülbül, lütfen tamamlayın. Anayasal hak ve özgürlükleri ihlal anlamına geliyor. Bunun dışında şu var. Biraz önce A Haber ve Sabah da açıkça ne diyordu? Beşiktaş Kaymakamı Esenyurt'a kayyum atandığı belirtiliyor. Daha sonra bunu teyit etmek için arıyoruz. Bazı yayın organlarında, valilik açıklamalarında böyle bir şey olmadığı gibi açıklamaları var. Yani şeffaflık yok. Ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yok. Böyle bir şey olması mümkün değil. Türkiye'nin bu kayyumlardan kurtulması gerekiyor. Türkiye'deki anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasında kayyumu bir kenara itmek gerekiyor. Esenyurt halkının iradesiyle belediye başkanlığına kazanmış olan belediye başkanımız
zın karşı gözaltına alınması ve hukuksuz bir şekilde kayyum atanması doğru değildir. Yasaya, anayasaya ihlal demektir. Bu nedenle bu atamaya, yapılmışsa bu atamaya ve gözaltı işlemlerine açıkça hukuka... Başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi bir haber düştü. Bununla ilgili görüşümü beyan etmek için söz aldım. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı sabahleyin gözaltına alınmıştı. Haberlerde az önce Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığına dair bir haber geçiyor. Bazı haberlerde atanacağını söylüyor. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben hani dosyaya vakıf değilim. Ancak burada ilkesel bir bakış açısını söylemek istiyorum. Biz kayyum uygulamasına milli iradenin gereği olarak, ilkesel olarak karşıyız. Bir mahkeme kararı olmadan kayyum atanmasına karşıyız. Eğer bir mahkeme kararı, kesinleşmiş bir mahkeme kararda varsa yine millet iradesinin yansıdığı belediye meclisinden bir belediye başkanının seçilmesi doğru olandır. Bu ilkesel bakış açımızı ortaya koyduğumu, bu uygulamanın doğru olmayacağını ifade ediyorum. Eğer böyle bir şey yapılacaksa bu adımın geri çekilmesi gerektiği isabetli olacaktır.